Efendim iyi akşamlar. 2 hafta aradan sonra yine sizlerle birlikteyiz. Tabii ki 2 hafta kaçtım efendim. Sizlerden kaçtım. Hayır, sizlerden kaçmadım. Türk Pediatrik Onkoloji Grubu'nun bir genel kurulu vardı Ankara'da. Malumdur, onkoloji grubu bütün Türkiye'nin pediatrik onkolojini, onkoloji uzmanlarını barındıran bir sivil toplum örgütü. Aslında bir akademik örgüt, aslında bir meslek örgütü. Bu manada da yaklaşık 22 hafta önce oradaydık. Genel kurul yaptık. Yeni yönetim kurulu seçildi. Yönetim kurulunda görevler paylaşıldı. Bu manada da biz orada olduk o hafta. Geçen hafta da Doğu Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin sınavları vardı ve çocuklara destek vermek üzere orada olduk. Bu hafta yine sizlerle birlikteyiz. Tabii ki her hafta olduğu gibi yine sizlerle birlikte pratik konuları konuşacağız. Bu akşam diş hekimi arkadaşımızla sohbet edeceğiz. Kendisini biraz sonra sizlere tanıtacağım. Ama tabii şu koltuk nasıl bir koltuktur efendim? Ben gelirken rejideki arkadaşlara bile diş hekimi arkadaşlar ağırlayacağız bu akşam dedim. Onlar da dediler ki o koltuğa nasıl oturulur abi dediler. Dedim onu ben de bilmiyorum, onu öğreneceğiz biraz sonra. Soracağım arkadaşlara bakalım o koltukta nasıl oturulurmuş. Kolay bir koltuk değil efendim. Ama bu akşam diş sağlığını konuşacağız. Diş macunu konuşacağız. Böyle boydan boya diş macunları sürülüyor. Acaba bunlar doğru mudur? Çocuklarda nasıl diş fırçalanmalıdır? Ne zaman başlanmalıdır? Bazıları karbonatla dişlerini fırçalıyor beyaz olsun diye. Acaba doğru mudur? Şu diş taşlarının temizliği de önemli. Bakıyorsunuz ki benim diş taşım var diyor. Onu koparıp inşaata götüreceğim diyor beyefendi. Öyle bir şey yok tabii efendim. Onları koparıp inşaata falan götürmüyoruz. Ama onlar temizlenecek mi, temizlenmeyecek mi? Temizlenirse ne olacak, temizlenmezse ne olacak? Dişlerimizle mutlu mutlu yaşayacak mıyız taşlarımızdan? Onu da öğreneceğiz biraz sonra. Tabii ki diş çürükleri diyeceğiz, kırık dişler diyeceğiz. Sıcağa soğuğa karşı hassasiyet efendim. Bir zaman benim başıma gelmişti bu. Sıcakta hassas olan dişi bir türlü çözemedik. Neden olur, neden olur? Birçok arkadaş bak dedi şimdilik bir çürük yok ama geliyor herhalde dediler. Arkadan bir çürük geldi. Tabii ki sonra da kanal tedavisi falan feshek oldu böyle. Neden öyle oldu? Onları konuşalım. Biz kendimizden örnekler vererek sizlere de diş sağlığını korumaya çalışalım. Unutmayalım ki dişlerimizi kaybedince anlıyoruz değerini. Çünkü hiçbir şey yiyemiyoruz efendim. Zor oluyor. Hele bir de bu ceviz, fındık, fıstığı kırmaya çalışanlara ne demeli dişlerle? İşte onu da biraz sonra konuşacağız efendim. Bu akşam diş hekimi çok değerli bir arkadaşımız, genç bir arkadaşımız. Sevgili Pervin Ülgener bizimle birlikte. Diş hekim arkadaşımızla diş hekimliğini konuşacağız. Gelecek hafta yine bu ekranlarda bir kadın doğum uzmanı arkadaşımızla sohbet edeceğiz. Ondan sonraki haftada çocuk cerrahisi uzmanı arkadaşımız bizlerle birlikte olacak. Tabii bunları her hafta ben size duyuracağım efendim ve bu programlarda YouTube'da tekrarlarını izleyebileceksiniz. Bir hafta 10 gün sonra bu programları YouTube'a atacağız ve oradan da tekrarlarını izleme şansınız olacak. Pazar sabahı da sevgili yönetmen arkadaşım Ömer de bizlere sabah 8 civarı bu programın tekrarını koyuyor. Sevgili Sibel Hanım direktörümüzün onların öngörüsüyle tekrardan programımız yayına giriyor efendim. Pazar günü sabah saat 8'den. Evet, bu kadar reklamdan sonra diyelim. Reklam yapmadım, sadece bir hatırlatma yaptım. Bir arkadaşımızı tanıyalım. Sevgili Pervin Ülgener kim? Diş hekimi nasıl oluşuyor? Nasıl diş hekimi oluyor insanlar? Ne kadar emekler veriyor? Bir kendisini dinleyelim. Bakalım Pervin Hanım kim efendim? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, nasılsınız? Sizi tanıyalım sizden efendim. Ben 2006 yılında Çukurova Üniversitesi'nden mezun oldum. Diş Hekimliği Fakültesinden. Yaklaşık 7 yıldır, 8 yıldır Kıbrıs'tayım. Hoş geldiniz. Aslen. Aslan yani Lefkoşa. Girne. Girne. Denizin ülkesindensiniz. Yani yakın köyünden. Köyünden, o da güzel. 2006 Evet, 2006 Çukurova. yılında mezun oldum. Çok güzel. Peki nasıl diş hekimi olunur? Kaç yıl okuyorsunuz? Biz 5 yıl okuyoruz. 3 yılı pratik, preklinikte. 2 yıl da hasta ağzında pratik olarak. Yani son Çalışıyorsunuz. 2 yılı hasta ağzında çalışıyoruz. Toplam 5 yıl. Uzun bir dönem ve Çukurova Üniversitesi gibi çok güçlü bir üniversiteden.
mezun oldunuz. Pratiği yapma şansının çok yüksek olan bir üniversiteden. Peki mesleğinizi seviyor musunuz efendim? Herkes mesleğini sever ama ben kendimi düşünüyorum şimdi diş hekimi olarak bir böyle hayal ettim kendimi. Çocuğa ağzını açıp da muayene etmek için çaba gösterirken dişine nasıl bakıyorsunuz veya ağzından kültür almaya bile zorlandığınız erişkinler vardır. Ben açmam ağzımı diyor. Kolay oluyor mu onlarla diş tedavisi yapmak? Yani özellikle çocuklarda zor oluyor. Ama ilk yani 2 yaşından ailesi getirip tanıştıran aileler var. O zaman hiç zorluk çekmiyoruz. Ama direkt 6-7 yaşında diş hekimliğine koltuğuna oturan çocuklar var. Onları ikna etmek çok zor oluyor yani. Sedasyona yani çocuk diş hekimlerine yönlendiriyoruz. Çocuklarda gayet yani başarılı bir tedavi yapmak çok zor. Evet. En başta küçük tedavilerle alıştırarak başlıyoruz. Yani küçük bir geçici dol koyuyoruz. Her gelmesinde yavaş yavaş yapmaya çalışıyoruz. En sonunda işte iğne yapmadan tedaviler yapmaya çalışıyoruz. En çok bayağı bir zorlanıyoruz yani. Tedavinin kendisini bile bölerek yapmak zorunda kalıyoruz. Bölerek yapıyoruz. Peki erişkinlerde koltuk korkusu yok mu? Şimdi ben düşünüyorum sizin koltukları. Yani sevgili arkadaşlarım, birçok diş hekim arkadaşım öyle diyorum. Ya ben o koltuğa oturmadan şu koltukta yapsan olur mu diyorum. Kudret abi Allah aşkına yapma diyorlar. Şöyle koltuğa otursana diyorlar. Yani, nasıl olacak o koltukta? Korkuyu nasıl aşıyorsunuz? Yani ben yani kendim düşün. Ben boş zamanlarımda da oturdum. Hiç korkmuyorum. Çok güzel değil mi? Tabii. Siz boş zamanlarınızda orada dinlenebilmek adına çok yani, güzel. Yani televizyonda hiç korkuyorum diyorum. Bazen düşünüyorum nasıl korkuyorlar diye düşünüyorum. Empati yapmaya çalışıyorum ama yani bir insanlar oraya oturunca da 2-3 adım öne, 2-3 adım geri mehter takımı gibi bayağı bir zorlanarak oturuyor. Şimdi sevgili rejideki yönetmen arkadaşlarımdan sevgili Selçuk gelirken öyle dedi. Diş hekimi mi? Yok abi dedi, yapma dedi. Ne için dedim? Şöyle dedi, yanağım şişiyor dedi, o koltuğa oturmakta zorlanıyorum dedi. Bayağı sıkıntılar çekiyor insanlar diye düşünüyorsunuz diş hekimliğinde. Ama tabii o korkuyu da yenip diş sağlığımızı kazanmak için de sizlerin çok büyük bir desteğe ihtiyacı var. Korkudan küçük bir alanda nasıl olacak işte, nasıl dişlerimi tedavi edecekler. Sonra o aletlerdeki seslerden hepsinde bir belli bir korku oluyor yani. Evet, ama ilk başta yani biz olması gerekenleri, yapılacakları hastalara anlatıyoruz. İnsanların kafasına takılan şeyleri sordukları zaman, aydınlatıldıkları zaman korkacak bir şeyin olmadıklarını fark ettikleri zaman daha yani o kolay oluyor işimiz. İlk seansta biraz zor oluyor. Zaten ilk seansta gördüğümüz zaman zorlamıyoruz. Yavaş yavaş yapıyoruz. Mesela insan bazı hastalar kanal tedavisi olması gerekiyor. Hasta geliyor ve gerçekten korkuyor. Kanal tedavisi de hemen olabilecek bir şey değil. Bayağı bir özellikle üç köklü kanallar oluyor. Onun yani yarım saat, 40 dakika sürüyor seans bazen. Bazen kanallar dar oluyor, girmesi zor oluyor. Hastalar bazen ilk kanal tedavisi olduğu zaman bunu yapmamız mümkün olmuyor. O hastalara sinirleri uyutucu ilaçlar koyuyoruz. Yavaş yavaş yapmaya çalışıyoruz. Bazı hastalar artık alışmıştır, ömrü diş koltuğunda geçmiştir. Yani herkese göre ayrı tedavi uygulamak zorunda ve kalıyoruz. Sabır, değil mi? Sabır yani en önemlisi. Peki aslında bu kadar konuyu şimdi konuşacağız ama ben inanıyorum ki bizi izleyenler içerisinde dişlerini fırçalamayanlar kesin var. Hı hı. Eminim. Aslında ben hep söylüyorum bizim ülkemizin insanı çok güzel bizi dinliyor. Bakın söylediklerimizi çok güzel dinliyor. Çok güzel de anlıyor. Eminim anladıklarından. Çünkü ben kendi hastalarıma eğitim verip sonra sınavda yapıyorum. Bakalım ne kadar aldılar diye. Hepsini alıyorlar. %100. Başarı süper. Ama uygulamaya gelince iş karışmaya başlıyor. Şimdi ben inanıyorum bizi izleyenler arasından dişlerini fırçalamayanlar var. Fırçalayıp da yanlış fırçalayan insanlar da var. Var. Peki şimdi onları konuşacağız da. Neden diş sağlığı? Yani ben dişlerimi fırçalamadığımda ne olacak efendim bana? Yani şart mıdır benim dişlerimi fırçalamam? Ya da çürüse benimle beraber mezara götürdü işte dedem bir şey olmadı diye başlayan cümleler oluyor. Nedir bu diş sağlığının önemi? Yani sadece dişi kaybetmek midir? İşte takma dişler var onu takarız gideriz geliriz diyenler de var. Ama herhalde bir önemi olsa gerek dişteki yani, çürüğün veya sağlıksız dişlerin. Bir kere hastanın kişisel rahatlığı için çok önemli. Diş ağrısı mideden mide kadar ağrı yani. İki tane büyük ağrı var zaten insanda. Bir diş bir de mide ağrısı. Evet. Yani kişinin rahatlığı açısından da önemli. Uykusuz geceleri açısından.
Bir de yani hastanın daha sonra çapraz enfeksiyonlara neden olup işte romatizmal kalp hastalıkları, kalp kapakçıklarında sorun oluyor. Bütün diş eksikliğinde, sindirim sistemlerinde sorun oluyor. Midede problem oluyor. Böbrek. Böbrekte oluyor. Yani fokal enfeksiyon odağı oluyor mesela, küçük bir enfeksiyon dişten kaynaklanan Ve bir bunlar birçok yani. bir ağzınızın içerisindeki mikrop size birçok şeyi bozabiliyor. Vücudunuza ince ince oradan akıyor. Bu önemli bir Yani şey. kanser tedavisi gören gerek çocuk gerek erişkinlerde çok önemli yani diş sağlığı. Ondan Oradan anlayabiliyoruz zaten sağlığın önemini, değil mi? Yani kanser tedavisi görmüş bir kişinin savunma sistemi düşünce dişte bir enfeksiyon varsa hastayı hayati tehdide bile götürebiliyor. evet yani çok önemli. Bazen insanlar atlar yani bir diş taşındaki bakteriler bile oradakiler. Kanser sağlığında çok önemli yani kanser tedavilerindeki aşamalarda. Peki nasıl korumamız lazım efendim diş sağlığımızı? Dişlerimizi günde 3 kez 2 dakika, en az 2 dakika süreyle fırçalamamız lazım. Yani bir senede bir olsun diş hekimimize gidip bir kontrol ettirmemiz, diş taşı temizletmiyorsak bile senede bir kere gidip ağzımızda tartar var mı? Aralarda çürük oluşuyor mu? Dişlerimizde kemik kaybı var mı? Diş eti de büyüme, hiperplazi var mı? Bunları senede bir kez olsun en az gitmemiz gerekiyor. Peki nasıl dişlerimizi fırçalayacağız? Yani ben aldım elime fırçayı, boydan boya bir macun sürdüm ve bu şey böyle midir? Yani reklamlarda gösterilen boydan boya macunlar mıdır? Yoksa macunun özelliği var mıdır? Yok mudur? Yoksa asıl önemli olan dişlerin fırçalanış şekli midir? Yoksa bir tek sürerek çıkarıp bırakmak mıdır? Nasıl yapıyorsunuz efendim? Aslında bazen normal macunsuz bile fırçalamak, bazen hiç yoktansa onu bile yapmak dişleri açısından önemli. Ama en az bir nohut tanesi kadar macun sürüp yeterince fırçayla her yüzeyini, dört bir tarafını fırçalamak çok önemli. Özellikle çocuklarda çok bir macun sıkmamak gerekiyor. Çünkü çocukların çoğu onu yutuyor. Bezelye büyüklüğünde bir fırçayı, bir de herkes fırçayı ıslatıp yapıyor. Aslında onu da yapmamak lazım. Kuru bir fırçanın üzerine dişle diş etinin birleştiği noktadan 45 derece yukarıdan aşağıya, ya diş etinden dişe, altta da alt çenede de aşağıdan yukarıya mekanik hareketleri, çiğneyici yüzeyleri de özellikle iç taraflarını, dile bakan yüzeylerin üst dişlerini ve alt dişlerini fırçalamak çok önemli. Bir de bazı insanlar ben gargara yaptım, rahatladım, gerek yoktur fırçalama gibi. Gargaranın bir verdiği ferahlık hissinden yapmak fırçalamıyorlar ama yanlıştır. Çünkü gargara sadece yardımcı elemandır. Esas diş temizlemektir. Yani hepsi bir bütündür. Gargara bir de en önemli dili de fırçalamak gerekir ağız kokusu için. Öyle mi? Ya, Şimdi burada iki şeyiniz var. Ben bunları açmak istiyorum. Bir dediniz ki tabii kuru fırça. Neden? kuru fırça olduğu zaman dişleri daha ıslak fırça dişte naylon olduğu için daha çok kayacak. Kuru fırça daha çok temizlik görevi yapacak. Anladım. Önce kuru fırçayla başlamak lazım. Zaten macun sayesinde biraz fırça ıslanıyor. Islanacak. Peki dil temizliği, dil fırçalaması ne açıdan önemli Orada da dediniz? bakteriler oluyor. Evet. Yani dilin üstünde de Üzerine. bakteriler oluyor ve onlar da salgıladıkları asitler sayesinde ağızda koku yapıyor. Ondan dolayı ağzımızda yani bazen yanaklarımızı da biraz diş macun fırçaların arkasında dil ve yanak temizleyicileri oluyor. Onlarla en azından birkaç kere sürtüp dilimize, yanağımıza temizlersek ağız kokumuzu minimuma indirmiş olacağız. Olabilirsin. Enteresan, çok güzel bir şey. Ağız kokusuz günler diliyoruz efendim. Çünkü ağız kokusu çok rahatsız edici bir şey. Hem kendinize hem yakınlarınıza. Bu sebeple en az günde 2 defa veya 3 defa arkadaşın söylediği gibi dişlerinizi fırçalayın. Ben buraya gelirken fırçaladım. Öğlen de fırçalamıştım. Bir de Sabah da sabah. fırçalamıştım. Şimdi akşam yatmadan önce yine fırçalayacağız. En önemlisi de akşam Akşam fırçalamaktır. fırçalayın. Neden? Çünkü bütün asitler ağzımızda gece daha çok saldırıyorlar. Yani dişlerimize asit saldırısı gece. Esas önemli aslında gece fırçalamaktır. Fırçalaması. Peki. Neden diş taşı temizliği efendim? Şimdi diş taşı tartar dedin. Ben Evet. oradan daha sonraki günlerde daha sonraki zamanda bunu soracaktım ama şimdi bunu görünce senin sözün üzerine öne alayım dedim.
Diş taşı temizliği gerekli midir? Yani ben dişlerimin taşları ile birlikte güzel güzel inşaata ayıramaz mıyım o taşları yani? Ne olacak yani? Yani diş taşı aslında bir çürük bir dişimizi kaybettirir. Ama yoğun diş taşları bize daha çok zarar verebilir. Birçok dişimizi kaybettiğimiz gibi bir sürü de kalbi kapakçıklarında konuştuğumuz gibi böbrek rahatsızlığı. Hep akut enfeksiyon kaynağını ağzımızın içinde taşıyoruz. Onların salgıladığı bakterilerle yaşıyoruz. Ama biri bana dedi ki, bir hasta, hiç unutmuyorum, bu diş taşları sağlamlık içindir hocam dedi. Öyle midir? Doğru, bazen biz hastalar geliyor, diş taşlarını temizliyoruz. Bize de diyorlar ki, ben dişimi temizlettim, dişlerim daha çok sallanmaya başladı. Keşke gelmeseydim diyorlar. Oh. Ama o diş taşları var olan olayı gizliyor orada. Anladım. Ve herkes onlar temizlendikten sonra şikayetleri ortaya çıkıyor ama esas gerçekler ortaya çıkıyor. Yani insanlar sigara da içiyor. Ben dişlerim kanamıyordu. Sigarayı bıraktım, kanamaya başladı diye gelip şikayet. Aslında nikotin o olayları gizliyordu. Zaten hep orada vardı o. Ama nikotin onları hep gizlediği için ortaya çıkarmıyordu. Çıkma. Diş taşları da öyle. Sessiz sessiz size sessiz zarar veriyor. Sessiz sessiz. Bir de en başta geldiğiniz, önce beyaz renk plak halindediler. Daha sonra siyahlaşıp diş taşı oluyorlar. Diş taşları da temizlenmeyince, oradaki önce diş etini, gingivitis dediğimiz bizim diş etleri kırmızı, kan kırmızısı, pembelikten çıkıp kırmızı renk alıyor. Sonra kemiğimiz, oradaki kemiği de kaybettiriyor zaman içinde, periodontal dokuları. En sonunda da dişi kaybettiriyor. Çürükler yaparak tabii ki. Peki ne kadar sürede bir diş taşı temizliğini öneriyorsunuz? Yani bir defa yaptı bir kişi, güzel bir şekilde temizletti. Bunların tekrarının oluşması veya temizliğinin tekrar yapılması ne kadar bir süre sonra ihtiyaç olur? Genelde 6 ayda bir gelen hastalar oluyor kontrol açısından. Ama bazı hastaların senede bir de oluşmayanlar oluyor. Yani çok az, tek tük. Çünkü iyi bakıyor. Temizlik iyi. Ama bazen insan ne kadar fırçalasa da ağız kurulu oluyor ve tükürüğün o yıkayıcı etkisi gittiği için aralarda diş taşları daha çok birikiyor. Yani ve bu nedenle özellikle diyabet hastaları, ağız kurulu, doğuştan kıstrestomi olan insanların gelmesi genetik de oluyor bazen ağız kurulu. Onların sürekli 6 ayda bir gelip kontrol etmesinde fayda var. Yani bir de diş taşları insanın şekerini daha da yükseltiyor. Yani orada besin maddelerinin saklandığı evet, için. Sakladığı için yani sürekli, özellikle senede bir olsun en az gelmeleri gerekiyor. 6 ayda bir gelmiyorlarsa evet. Da. Peki diş ipi ne dersiniz? Şimdi bir de temizlik için fırçadan bahsettik. Diş temizliği, diş taşı temizliğinden bahsettik. Neticede diş taşı temizliği de enfeksiyonu veya mikrobu gizlemek açısından en önemli önleyici ajan, ki orada gizlenmesin, oradan açığa çıksın. Varsa bir sorun da ortaya çıksın diye. Bir de diş ipi kullanımları var. Ama önümüze gelen her iplikle de dişlerimizi temizlemeye çalışıyoruz. Evet, böyle midir efendim? Et yedikten sonra, tavuk yedikten sonra diş ipiyle temizleyenler de var. Ama normal marketlerde satılan işte diş ipleri mumlu olduğu için dişlerin arasına daha kolay giriyor ve oradaki diş etini, bizim amacımız oradaki diş etini koruyarak temizlik yapmaktır. Evet. Deforme etmeden. Bir de o dişin etiyle dişin birleştiği kısımlara mumlu olduğu için hafifçe giriyor ve oradaki kalan cep oluşumları, ceplerin içinde de çok gıdalar oluyor ve kaldığında görünmeyen diş taşları oralara yerleşiyorlar. Temizlenmeyince onlar önce plak, sonra da siyah hale alıp diş taşı haline geliyor ve en son kıpkırmızı hiperplaziler oluyor ve orada diş taşı olduğu belli oluyor. Hekim anlıyor ama hasta bunu anlamıyor. Bunların oluşmasını engelliyor. Bir de bazen diş ipi de kullansak, arayüz fırçası kullanmadığımız zaman aralarda dişlerimizin birleştiği o iki diş, zaten dört tane yüzeyi vardır. O iki ön tarafı, arka tarafı, bir de sağ ve solu var. O sağ ve solunun kısmında diş taşları arayüz fırçası kullanmadığımız zaman gıdalar sertleşiyor ve zaman içinde diş taşları orada daha yoğun olarak görüyoruz. İnsanlar önünü arkasını fırçalıyor, geliyorlar. Biz orada taş görmüyoruz ama bir de geldiğimizde aralardan bayağı bir çıkıyor bazı insanların. Evet. Bu arayüz fırçası nedir? Onu bilmiyorum, özür dilerim. Bak, çalıştım ama yakalayamadım efendim. Arayüz fırçası
böyle L harfi şeklinde küçük bir fırça istediği kadar döndürebiliyoruz sağa sola. Aralara girip çıkıyoruz 2-3 kere. En başta kanıyor. O normaldir çünkü kanadığı zaman orada enfeksiyon var demektir. Zaman içinde yaptık sonra her gece en az gecede bir kere yaparsak zaman içinde bu kanama azalıyor ve orada bir gerçekten rahatlıyoruz o her gece bunu yaptığımız zaman. Bayağı bir o dişler, çenedeki o ağırlık gidiyor. Kişiler mi yapıyor bunu yoksa doktor mu yapıyor? Kişiler her gece yapabilir. Yapabiliyor. Öğreniyor yani sizlerden. Öğreniyor. Çoğu kendi zaten bir yap iki ve çok rahatlatıyor. Güzel ama bakın biz de ara yüzünü fırçalamıyormuşuz efendim. Bundan sonra bir deneyelim bakalım neler çıkacakmış ara yüz fırçalamadan. Her markette de bulunuyor yani ara yüz fırça. Eczanelerde, market bir de Eczanelerde. onların en incesini almak çok önemli. Bazen kalın alıyorlar, girmiyor ama en incesini almakta fayda var. Hastalar daha kolay kullanabiliyor. Efendim bizim de eksiğimiz ortaya çıktı yani. O de sevgili arkadaşım 2007'de dediniz 6'da fakülteyi bitirdiler. Tabii ki biz 2006'da hayatın içerisinde kürek çekiyorduk. Ne zaman fakülteye gittik çıktık oraları şimdi malumunuzdur onlara hiç girmeyeyim ama bu ara yüz fırçasını o kadar da program yaptım kaçırmışım. Demek ki hiç kimse bunu bana söylemedi. Çalışmışım da ama buna rastlamadım. Demek ki bugün bir şey daha öğrendik efendim. Hayatımıza bir şey daha katacağız. Ara yüz fırçalaması da önemliymiş. Peki ben diş ipine geri geleceğim şimdi. Tabii o diş ipi kullanımı her gün mü olmalıdır? Şimdi ara yüz fırçalamayı siz söylediniz sadece geceleri yapsalar iyi olur. En incesini kullanalım dediniz. Ve önce kanıyor ama enfeksiyondur orada. O daha sonra ilişiyor dediniz. Dikkatli yapmalarında ve sürekli yapmalarında önemli dediniz. Önemli. Peki diş ipi kullanımı nasıl olsun? Diş ipi de yani önce diş ipiyle oradaki et, tavuk artıkları direkt çıkıyor zaten. Kalan arada diş ipini de çıkarmadıkları artıkları da diş etine bakan kısmında arada. Bu kısmı 2-3 kere girdiğinizden o arada kalan kısımları da çıkarıyor artıklar o cebin içindekilerini. Anladım. Hem diş ipi hem diş ara yüz İkisini. fırçası ikisi birlikte çok büyük fayda veriyor Çok diyor. büyük fayda. Ardından da gecede gargara da kullanırsak Çok güzel oluyor. çok güzel oluyor. Peki kürdan kullanmak iyi bir şey mi? Kürdan iyi değil. Bakın efendim. Yani kürdanın Kürdan yerine iyi değil. Evet. Geçiyor zaten ara fırçası. Kürdan çünkü oradaki diş etini küt hale getiriyor ve sürekli daha çok birikmesini sağlıyor. Daha çok cep oluşmasını. Bir de hatalı kullandığımız zaman daha çok biz oradaki kemiği, periodontal kemiği daha çok harap ediyoruz. Evet, herkese bir ara yüz fırçası efendim. Ben de bugün bir alayım bakayım görelim sevgili Pervin Hanım bize neler önerdi. Bu da önemli. Peki bazı kişiler karbonatla dişlerini fırçalıyorlarmış ve beyazlattıklarına inanıyorlarmış. Bunu internette okudum ve en fazla sorulan soruların içerisinden biriymiş bu. Enteresan. Var mı böyle bir şey? Ya karbonat dişleri beyazlatıyor ama bence doğru değil yani. Çünkü dişlerde bir aşınmaya neden oluyor. Aşınmaya neden olduğu için önermiyoruz. Dişleri beyazlatmak için kimyasal ilaçlarla yavaş yavaş yapıyoruz. Veyahut da şimdi beyazlatma tedavisi ışıkla var. Bir de home bleach için, bir de ofis bleach için oluyor. Hastalar evde televizyon izlerken uyguladığı beyazlatma yöntemi oluyor. Bir de ofiste 2 seansta 15'er dakika gelerek hiç yorulmadan yaptıkları beyazlatma şekilleridir. Ama karbonat kesinlikle uygulanmıyor. Dişlerde aşınmalar minesini aşındırıyor ve daha çok sensitif, hassas hale geliyor sıcak soğukta Evet, dişler. enteresan. Şimdi tabii bu diş beyazlatma konusu ya benimle hiç ilişkisi yok efendim yanlış anlamayın ama ne kadar zamanımızı alır bu işi yapmak? Bak benim dişleri de gördüğün gibi tetrasiklin sarısı efendim. Ben hiç sigara içmiyorum. Şimdi hazır bulmuşken burada diş hekimi arkadaşı bakalım neler alacağız. Tamamıyla ücretsiz efendim burada kalacağım her şey. Onun için buradan ben sarıldım bakalım neler çıkaracağım. Şimdi benimkiler tabii ki sigara içenlerde de oluyor ne yazık ki. Ama bizim o dönemlerde bizim yaşımızın küçük olduğu Anne dönemlerde karnında yok bizlere antibiyotik kullanıldı efendim çok. Da Anne tetrasiklin evet içildiği anne zaman karnında da bebeklerde de küçükken biz çok kullandık ne yazık küçükken de ki verilir. ve birçok da antibiyotik suistimali edilen bir dönemin çocuklarıyız. Bu da tatsız bir durum ama öyle. Tabii ki dişlerde bir sararma ortaya çıktı. Şimdi bu gibi dişlerdeki sarlıkları beyazlatabiliyor muyuz? Tetrasiklin renklenmeleri bazen açılıyor ama diğer bazen biraz da olsa kalıyor. Çünkü yani dişlerin minesine, dentine İşlemiş. işlemişmiştir. Biz Ama gittik efendim. Peki.
kısmen biraz da beyazlıyor ama tam kalıcı beyazlık sağlanamıyor. Sigara içenlerde kesinlikle bayağı bir beyazlatma sağlanıyor sigarayı bıraktıktan sonra geldikleri zaman. Gerçekten iki seanstan sonra çok fark ediyor. Özür dilerim, burada bir virgül koyabilir miyim? Bir şey söylemek istiyorum efendim. Biz ne demiştik? Her ilaç bir zehirdir. Bakın sigaradan da daha zehir olabiliyorlarmış. Enteresan. Sigaranın yaptığı zararı siz beyazlatabiliyorsunuz ki biz hiç sigara içmeyin diyoruz. Ama bu antibiyotiğin yaptığı tetrasiklin sarılığını yok edemiyormuşuz efendim %100. Ama en azından bir miktar rahatlatabiliyoruz bir diyorlar. Bir miktar. Evet. Peki bu seans ne kadar? Uzun mudur bu süre? Şimdi bir hastalar gidip kendi sürekli 2 senede bir beyazlatma tedavisi yapıyorlar. Bu hastaların çenelerinden bir ölçü alıyoruz, kalıp hazırlıyoruz. Onların içine tüpler veriyoruz. Ve hasta kendi bir gün uygulayıp bir gün uygulamıyor. Kendi evde televizyon izlerken, uyurken bile onunla uyuyup o ilaçları o plağın içine sıkıyor ve onunla uyuyor. Sabah kalktığı zaman belirgin bir beyazlık oluyor bir haftadan sonra. Bu ilaçların bir zararı var mı, kimyasal ilaçlar? Hayır yok, yani saç boyasındaki hidrojen peroksit içeriyor. Evet. Yavaş yavaş yapılıyor, hiçbir zararı yok. Sadece dikkat edilmesi lazım. Çok sıkmıyor, yani bir damlayı 2 tane dişe bölüştürüyor. Az az, çok sıkarsa çok hassasiyet oluyor. Az az, yavaş yavaş zaten birden beyazlatma yaptığı zaman daha çok hassasiyet oluyor. Adım adım yapıldığı zaman hem sonuç daha mükemmel oluyor hem daha az zarar oluyor dişlere. Evet, demek ki efendim gereksiz yere ilaç kullanmayın ve sigara hiç kullanmayın ki dişleriniz sararmasın. Peki çocuklarda diş fırçalama hangi yaşta başlamalı? Diş fırçalama çocuklarda 6 ayla 8 ayla 30 ay arası tamamlanıyor çocukların dişleri, süt dişleri. 10 tane aşağıda, 10 tane de yukarıda olmak üzere 20 tane süt dişi oluyor. Biz 8 aylık kendi çocuklar bir tülbentle veya bir gazlı bezle ıslak çocukların dişlerini, süt dişlerinin yüzeylerini silmemiz gerekiyor. Çocuk 2 yaşında, 1,5'ta da olabilir. 2 yaşına doğru çocuğu fırçayla tanıştırıyoruz. Tabii çocuk dört dörtlük temizlik yapamayacak dişlerine. Biz ona sadece fırçaya macun koyarak bezeyle büyüklüğünü, çünkü flor yutması da çocuğun doğru İstenmeyen değil. İstenmeyen bir şey. İstenmeyen bir şey. Biz ona kendi fırçalasın diye motive etmek için sadece ön yüzeylerini fırçalayacak zaten. Çocuk kalkıp da bizim gibi dört tarafını iyice fırçalamayacak. Ebeveyn daha sonra çocuğun elinden fırçaya alarak dört bir tarafını kendi fırçalayıp ona göstererek yavaş yavaş adım atması lazım yani diş sağlığına. Peki bu diş macununun miktarının öneminden bahsettiniz biraz önce. Bir bezelye tanesi kadar dediniz. Tabii piyasada bir sürü diş macunu var. Burada reklam yapmayacağız ama bunların birbirinden farkı var mı? Yoksa çocuklar için seçili olanlar farklı olanlar mıdır? Erişkinlerden eşit olanı mı seçiyoruz onlarda? Çocuklarda, çocuk diş macunlarında flor oranı daha az olduğu için. Çünkü flor zehirlenmesi oluyor aşırı yutulduğu zaman. Evet. Daha ve biraz meyve aroması oluyor. Çocuğun sevmesi için farkları budur. Evet. Ve ama arasında kendi tadını hangisini beğenirse evet. Çok büyük bir de fark yok yani çocuklukta. Bir fark yok yani. Evet. Peki efendim şimdi ne zaman çocuk ilk diş hekimliğine götürülmeli sizce? Ne zaman başlanmalı? Ben bir de süremize bakayım. Evet, bu sorumuzdan sonra da bir araya gireriz. Yönetmeme de söyleyeyim burada. 2 yaşından sonra gidip eğlenceli bir şey yapmadan önce, sinemaya gitmeden önce, çocukla oyun oynamadan önce önce bir diş hekim yani götürmeli ve orada o koltuğa oturtturmalı, bunu denemeli ve ardından çocuğa ödül verilmeli. Çocuk bunu severek yapması gerekiyor. İlk tedavide tabii sadece oturtuyoruz, işte aletlerle tanıştırıyoruz. Su gelecek, bu ağzından tükrüğü emecek, hover gibi tükrüğü çekecek. İşte oradaki su dişlerindeki mikroplar uzaklaşıyor. Sadece tanıştırıyoruz yani. İkinci tedavide yavaş yavaş küçücük o çürükleri temizlemeden, tabii iyice temizlemeden üstüne geçici dolgu koyuyoruz. Üçüncü de onlar çıkarıp yavaş yavaş adım adım yapıyoruz. Evet. Peki diş sağlığı açısından soru sormayacaktım demiştim ama bir soruya bana müsaade et sevgili Ömer. Diş sağlığı açısından ödül verirken çocuklara nelere dikkat etmemiz lazım? Yani ödül çikolata mı olması lazım, ödül lollipop mu olması lazım? Bir ödül dedin. Şimdi ben diş hekimine getirdim ama dışarı çıktım bir lollipop verdim çocuğa.
Yani biz diş hekimine gelen çocuklara önce çıkartma veriyoruz. Adım adım tedaviye, direkt büyük hediye verirsek zaten çocuk bir daha bize gelmeyecek ki. Adım adım önce küçük bir hediye, sonra daha büyük oyuncak. Yani küçük bir şeyler veriyoruz biz diş hekimine, madalya veriyoruz. Adım adım. Evet. Ama bunlar şeker olmamalı, değil mi? Şeker vermiyoruz. Şimdi biz çikolata efendim da için, evet, vermiyoruz. Biz ne için bunlara bahsettik? Çünkü biz de dahil olmak üzere anne babalar da ödülü şeker olarak algılıyorlar. Şimdi bizim kendi pratiğimizde hastalara mümkün olduğu kadar şeker dışında kaçamak yapıp başka bir şeyler vermeye çalışıyoruz. Sizin anlattığınız gibi ödül olarak. Ama hasta şöyle diyor. Ben diyor iğnemi yedim, lollipopumu isterim. Bizim de işimize veririz. Ertesi hafta zaman birkaç ay sonra başka dişini yap. Bu da olmadı. Evet. Efendim siz şekerden kaçınmanız lazım. Mümkün olduğu kadar. Biz kısa bir araya girelim. O kısa aradan sonra yine diş iltihaplamaları, hamilelikte diş bakımı ve kırık dişleri, diş çürükleriyle yolumuza devam edeceğiz. Kısa bir ara efendim. Haber özetleri, reklamlar. Ondan sonra yine sizlerle birlikte olacağız efendim. Efendim iyi akşamlar. Bir Tıp Dünyası programından yine sizlerle birlikteyiz. Evlerinize konuk oluyoruz. İki hafta kadar bir ara vermiştik demiştik. Ondan sonra sizlerle yine birlikte olduk bu hafta. Ve diş sağlığını konuşuyoruz sevgili Pervin Hanım'la birlikte. Ama ondan önce ben bir küçük burada bir duyuru yapayım. Duyuru demeyeyim ama bir hastamın buradaki söylediklerini anlatmak istiyorum. Çünkü sevgili Derin'e ben dedim ki bu akşam senin televizyonda muhakkak söyleyeceğim. Bugün çok güzel bir olay oldu efendim. Kendisi cici bici bir kız. Dedim ki seni yiyeceğim dedim. Tabii hiç tahmin etmedim ben ne söyleyeceğini. Şimdi dedim seni ısıracağım dedim kendisine. O da bana dedi ki ben yemek değilim dedi. Sen yemeği karıştırıyorsun dedi. Dedim bunu söylerim değerli kız seni. Ve 2 yaşındaki bir çocuğun düşüncesinin ne kadar derin olduğunu düşünün. Bakın ben seni yiyeceğim dedim, ısıracağım dedim. O da dedi ki sen ben yemek değilim ki dedi beni ısırasın dedi. Ve o küçücük beyniyle gerçekten bizi bile hayrete düşürdü. Küçücük, minnacık ama beyni bence çok daha hızlı bir gelişmiş ve şu an itibariyle bilgisayar çağında, teknoloji çağında yaşa değil, beyin yaşı galiba bizleri bile geçiyorlar. Efendim benim bütün hastalarım bilgisayarı, iPad'i, iPhone'u iyi kullanıyorlar. Biz ise iPad'i, iPhone'u kullanmakta zorlanıyoruz. Ve çocukları seni ısırırım dediğimizde de onlardan cevap olarak da ben yemek değilim ki beni ısırasın cevabı bile gelebiliyor. Yeni nesil süper efendim. Yeni nesle iyi bakalım. Onları iyi yetiştirelim. Onlar teknoloji çocukları. Zekalar fışkırıyor. Gerçekten öyle. Yaşları küçük ama yaşı veya ebata bakmayın. Ve inanın ki kapasiteleri bizden çok yüksek. Buradan da sevgili Derin'e bunu iletmek istedim. Seni bu akşam televizyonda söyleyeceğim dedim. Güldü, bir şey söylemedi. Hayır mayır dedi ama yine de ben onu bu akşam burada söyledim efendim. Evet, çocuklarda diş hekimi, diş sağlığı nasıl olur dedik. Diş fırçalama nasıl olur dedik. Ve tabii ki sağlıklı bir dişte nasıl sahip olunur anlatmaya çalıştık. Diş taşlarını konuştuk sevgili Pervin Hanım'la birlikte. Gencecik insanlar onlar ve ülkede bu gençlere sahip çıkmamız gerektiğine inanıyorum. Geçen haftalarda da hatırlarsanız yine diş hekimi arkadaşlardan gencecik arkadaşlar burada ağırladık. Onlarla sohbet ettik ve ileriki günlerde de genç hekimlerimize, genç diş hekimlerimize mümkün olduğu kadar fazla zaman ayırmaya çalışacağız tıp dünyası olarak. Evet, biz çocukları dedik ama hamileliği konuşacaktık. Çünkü hamilelikte de önemli. Hamilelikte diş kontrolleri bazen yapılmadığı için sorunlar çıkabiliyor ve diş sağlığı bozuluyor hamilelik sırasında ve bizi tehdit ediyor. Sevgili Pervin Hanım'a bunu soralım. Evet, hamilelikte nedir diş bakımı veya hamilelikten önce bir diş sağlığı check-up'ı var mı? Bu check-up kelimesini sevmiyorum. Yalnızca onu da söyleyeyim. Özür dilerim. Check-up kelimesini sevmiyorum. Neden sevmiyorum? Check-up nedir efendim? Neyi check-up yapıyorsunuz? Neye göre check-up yapıyorsunuz? Şimdi kalp sağlığınızla ilgili bir kontrol yaptıracaksanız, kalp sağlığıyla ilgili yapılması gerekenleri, fazlasını değil, gereksiz olanları değil, kanser yönüyle yapacaksanız, onun zaten Dünya Sağlık Örgütü, Amerikan Kanser Society bunlar belirlemiş, onlar yapılacaktır. Ne bileyim, diyabet yapılacaksa, metabolizma yapılacaksa, şeker yapılacaksa yine onun bir şeyi var. Yani kısacası böyle check-up'lardan ben Ankara ekolü olarak
çok böyle sıcak bakamıyorum check-up'a. Çünkü ya Allah neler istenir diye yapılan bir sürü testlerden çıkan bazı sonuçlar da kafayı karıştırıyor efendim. Yani bu kanser markörü olarak söylenen CA'lardan rastgele yapan kişiler CA'ların yüksek olduğunu buluyor. Ama bir diş çürüğü bile bazen bunları yükseltebiliyor. Ve sonra da kolonoskopi dediğimiz kolon filmleri, şunlar bunlar ortaya çıkıyor. Halbuki gerçekten bazı bulguları var, onları da atlıyoruz. Onlar da yanlış. Efendim her şey bilinçli olmalı. Bilinçli diyet, bilinçli sağlık kontrolü, hedefe yönelik olmalı. Bunları ben her zaman söylüyorum. Onun için check-up dedim, yanlış söyledim. O check-up kelimesini attım efendim. Sağlık kontrolü, hamilelikteki sağlık, diş sağlığı nasıl kontrol edilmeli? Öncesi ne yapmalı? Veya hamilelik sırasında bir sorun çıkarsa bir kişi de nasıl yol almalı? Genelde bayanlar hamilelik kalmadan önce bence bütün dişlerini bir kontrol ettirmesi gerekiyor. Yani hamileliğe hazır mıyım? Çünkü biz hamilelik sırasında anestezi yapmak istemiyoruz. Yani kaçınıyoruz. Gene bir şey yapacaksak doktorunun kontrolü altında bir bilgi alarak yapmaya çalışıyoruz. Genellikle çürük kanal tedavisi gibi acil durumlar hamile kalmadan önce yapılmasında fayda var. Ama diyelim ki hamilelikte zaten dişler daha kolay çürüyebiliyor. Çünkü sürekli kalsiyum bebek anneden de alıyor ve daha çok çürükler ortaya çıkıyor. Ne öneriyorsunuz? Öncesi yaptık, her şey iyi. Hamilelik sırasında kontrol yapılsın mı? Beslenmesine neye dikkat etsinler? Kalsiyum ve D vitamini ağırlıklı beslenmesinde fayda var. Bir de hamilelikte gingivitis oluşuyor. Hamilelik gingivitis dediğimiz olay. Nedir sürekli diş etlerinde kanama, belirgin spontan kanarmalar oluyor. Bu da işte diş biraz gidip dişlerini temizletmekte hiçbir sakınca olmuyor yani. Ağız hijyenine gargara yaparak dikkat etmekte fırçalarsa bu hamilelik gingivitisinin biraz önüne geç yani muhakkak oluyor ama en azından bir şiddetli diş eti ağrıları olmuyor hastanın. Evet. Bu durumda hamile olan kişiler öncesi de hamilelik sırasında da diş hekimlerine yakın evet, durmalarında biz fayda var. Biz tedavi ikinci trimester yani 3 ile 6 ay arası anestezi yapıp kanal tedavisi gerekiyorsa o aralarda yapmayı tercih ediyoruz. Ama diğer durumlarda da acilse mecbur kalırsa yapıyoruz. İzin alarak. Tabii röntgen de ikinci trimeste çekiyoruz. Diğer durum ilk 3 ayda bebeğin organları gelişmekte olduğu için mümkün olduğunca diş taşı bir temizlemekte zarar yok. Ama kanal tedavisiydi, uyuşturucu anestezi yapılması gereken durumlarda yapmıyoruz. Peki, diş çürüğü nedir sevgili Pervin Hanım? Yani ben dişim çürüdü dedikleri siyah nokta mı? Yoksa siyah noktanın dışında da dişler çürüyebiliyor mu? Yani diş çürüğü herkes tarafından... Bence ağza pelesenk olur bir cümle ama gerçekten manası nedir diye sorduğunuzda çok iyi açıklanamaz. Çünkü ben bunu nereden aldım onu da söyleyeyim. Türkiye Diş Hekimleri Birliği'nin web sayfasından aldım. Evet. Diş çürüğünün ne olduğuna yaklaşık 320 kişi yanlış cevap vermiş. Ve bir sürü cevaplar var diş çürüğü. İltihaplanması diyenler var. Hı hı. Dişin kırılması diyenler var. Yarılması diyenler var. Siyah lekeleri diyenler var. Ama bir diş çürüğü doğru nasıl tanımlanır? Nedir diş çürüğü? Bir diş hekiminden alalım. Diş çürüğü ağzımızda yediğimiz şekerli gıdalar, unlu gıdaların birikmesi ve o bölge dişlerin üzerinde birikmesi ve daha sonra ağzımızın pH dengesini bozarak asidik hale getirip dişin mini organik yapısını yani mide dediğimiz kısmı eritip daha sonra dentinine ulaşıyoruz. Daha sonra pulpaya kadar gidiyor ve kanal tedavisi gerektiriyor. Giderek derinlere doğru yerleşiyorum. Evet. Bunu yapan mikroplar mıdır? Mikropların sağladığı asitler. Evet. Ve kendisi de ileriye içeriye doğru girebiliyor. Evet. Peki özür dileyerek soruyorum. Tabii ben bilmiyorum olur mu? Tamam. Diş iltihaplanması ile diş çürük aynı şey değil. Aynı şey değil. Nedir farkı? İkisine mikrop yapıyor. Diş çürüğü tedavi edilirse dolguyla kurtuluyor ama tedavi edilmezse dişin pulpasına kadar giriyor ve orada çıkarttıkları gazlar sayesinde ağızda kötü bir gaz kokusu geliyor, mikrobik bir koku geliyor ve ilerliyor kökün ucuna kadar gidiyor ve orada abselere neden ve iltihap oluşturuyor. Ya diş iltihabı daha da ileri bir evet. Aşaması o zaman. Peki diş iltihaplıyken diş tedavisi yapıyor musunuz? Bazen hastalar gerçekten duramıyor ve geliyorlar hekime.
Ben uyuyamıyorum. Biz zaten antibiyotik de versek 2 gün için, yani 2 günden sonra rahatlayacak. Ve hastaya antibiyotik verdiğimiz zaman eve gidiyor. 2 gün sonra geçiyor. Ama ben gitmeyeyim diş hekimine. O da yanlış. Bu sefer ne oluyor? Akut alay kronik hale geliyor. Ve bizim dişi kurtarmamız çok çok zor oluyor. Yani 2 seansta bitireceğimiz bir kanal tedavisini, 5-6 seansta bir, ve bazen kronikleşiyor, kanal tedavisini yaptıktan sonra bile ilerleyen zamanlarda alevlenip dişi çekmek zorunda kalıyoruz. Biz en başta, yani bazen hafif yeni gitmek üzereyse, gitti gidiyorsa yani kanala, dişin örtecek bir tabakası. O seansta uyuşturuyoruz, sinirini alıyoruz, ardından antibiyotik veriyoruz. Evet. En azından hastanın bu antibiyotik etki edeceği süreceye kadar 2 günde rahat etmesini sağlıyoruz. Evet, ama eğer antibiyotikle başlanmışsa gene doktora gidip sonlandırması gerekiyor. Evet, çünkü geçer, belli bir zaman sonra tekrarlar bu ağrılar. Peki diş ağrısı sadece çürükten mi olur? Yoksa... Çürükten olmaz. Diş taşları da ağrı yapar, yoğun bir enflamasyon. Her dişi ağrıyanda neticede 20'lik çürük olmaya da bilir. Evet. Yani değil, çeşitli nedenleri olabilir. Sinüzit baş ağrısı, sinüzit diş ağrısı yapar mı? Yapar bazen. Evet, enteresan. Sinüs kanalları açılıyor çünkü üstte bizim premolar ve molar dediğimiz iki dişe, birinci premolar, iki premolar ve molar dişlerinin kanalları bazen sinüs geniş oluyor ve sürekli baskı yapıyor. Sinüzit ağrı, halbuki dişimi kök ağrı deyip gelenler oluyor. Evet, bunun bunun tanısını koymak zor olmuyor değil mi sizin açınızda? Tabii, bir panoramik röntgen filmi çektiğimizde görüyoruz. Evet, orada çürük varsa dişi zaten tedavi ediyoruz. Yoksa da bir kulak burun boğazcı, evet, veya bir başka arkadaşa sevk ediyorsunuz. Çok önemli bir soru. Hep bunu soruyorlarmış. Çok sık sorulan sorulardan biri. Diş çürüklerinde genetik etmenler rol oynar mı? Yani genetik yapı, annede babada çürük ise onda da çürük fazla olacaktır diye bir kural var mıdır? %30, %40 var. Yani bir genelleme yaparsak. Diğeri de bakımdan kaynaklı çürüklüyor. Ama şimdi son zamanlarda vitamin D gen reseptörünün enzim bozukluğundan dolayı, genetik dengelen bozukluğundan dolayı ilerleyen zamanlarda diş çürükleri genetik olarak meydana geldiği söyleniyor yani. Evet. Ama siz yine de bakımınızı yapın. Evet. Her şeyi çevreye veya genetiğe, evet, değil, kendi bakımınıza da önem gösterin. Hı hı. Kendisine bakmayan bakarsa bakmasa dağ olur, taş olur, evet, derler. Dişlerimize iyi bakacağız efendim. Benim dişlerime bakıp da bakmadığımı zannetmeyin lütfen. Çünkü onlar tetrasiklin efendim. Her ilaç bir zehir, her yerde bunu söylüyoruz. Bakın, sigaranın yaptığı yan tesire göre daha kötü olmuş tetrasiklin yan tesiri. Sebep, çünkü sigara bile iyileştirilebiliyor, beyazlaştırılabiliyor. Ama bizim ne yazık ki, hı hı, beyazlaştırmak zor oluyor. Ben de beyazlaştırmıyorum çünkü her gittiğim yerde işte her ilaç bir zehir, gereksiz yere ilaç tetkik yapmayın diyorum. Tabii beni konuşturmaya başlarsanız vay halimize. Çünkü efendim ben bunu da söylemek istiyorum. Kış ayları şu anda her gün bir anne babayla kavga ediyoruz. İlaç istiyorlar, antibiyotik istiyorlar. Döküntü dökecek çocuk, bebek diyorum. Küçük, acele etmeyin. Ama insanlar, hadi bir gün geçiyor, 2 gün geçiyor, 3 gün geçiyor. 3. gün anneanne geliyor ve size diyor ki, doktor bey, acaba biz başkasına mı gitsek? Bir üst yere danış beni diyerek söylüyor. Sonra da döküntü döküyor. Vay diyor, doktor doğru söylemiş. Efendim, sabırlı olmak önemli. Doktorunuza güvenmek önemli. Ama gereksiz yere ilaç kullanarak da tedavi ettiğinizi de zannetmeyin. Veya gereksiz tetkikler yaparak, neyi bulduğunuzu bilmeden bir tetkik yaparak da doğruya ulaştığınızı düşünmeyin. Her şeyin bir yöntemi var. Ben kendi adıma söyleyeyim, bir televizyon tamiri yapamam. Ama bir arkadaş gelir, bugün bir televizyonda arıza olmuştu. Geldi arkadaş, oksitlenmiş, 2 dakikada taktı gitti. Ama bana kalsaydı o büyük bir sorundu. Demek ki her şeyin bir yöntemi var. Onun için bilenine, uzmanına danışmakta fayda var. Evet, diş, kırık diş tedavisinin, bir kırık dişin çekiliyor mu kırık diş? Yoksa bir tamiri var mıdır? Kırık dişi kazanabiliyor muyuz? Dişim kırıldı diyerek insanlar, özellikle süt dişleri değil, kemik dişlerinden bahsediyorum. Bunun bir çözümü var mıdır efendim? Yani her kırık diş çekilmez ama bazen öyle bir, mesela hastanın dolgusu var, kaplama yapmıyor. Kaplama yaptığımız zaman dişi koruyabiliyoruz. Kaplama yapılmadığında o dolgu büyük olduğu için sürekli darbelere karşı dayanıksız oluyor ve ortadan çatlıyor kökle birlikte. Evet. O dişleri çekmekten başka çaremiz kalmıyor. Evet. Ama bazen diş kırıkları arkadan oluyor, mesela iç bölgeden. Biz onu dolguyla tamir edip ya da ön bölgeden şekil verip kaplayıp o dişi kurtarabiliyoruz. Evet. Travmadan olursa diş kırığı? Travmadan da olursa, yani travma diyelim dişi kökün ikiye ayıracak şekildeyse çekiyoruz.
Ama sadece üst kısmında, yani kron dediğimiz kısmında oluyorsa, onu tamir edip dediğim gibi kaplama yapıp yerine kurtarabiliyoruz. Peki hassas dişler. Ben bunu en sona bıraktım. Çünkü herkesin bir hassas dişi dönemi olmuştur. Sıcak hassasiyeti, soğuk hassasiyeti. Şu bu ikisinin arasında fark var mıdır? Sıcak hassasiyeti iltihabın belirtisini gösteriyor esasen. Evet. Yani sıcakta dişinde ağrıyorsa, uyuşma, ağrı varsa genelde o artık kanal tedavisi istiyor. Ve artık vay, ilerlemiştir. Uzun süre doktora gitmemişizdir. O artık bayağı bir kök ucuna yerleşmiştir. Apsi olmuştur. Artık o kanal vay tedavisi. halinize, onun için sıcak hassasiyetiniz olmasın. Peki, soğuk? Soğuk genellikle hafif çürüklerin yeni başladığını veyahut o üst bölgede gece dişlerimizi aşındırdığımız için, minenin sıktığımız için, minenin aşındırmış olduğu için dentin ortaya çıkmış olabilir. Bundan da olabilir. Hafif çürük başlangıçlarında habercisi olabilir. Evet. Ama sıcak ve soğuk hassasiyeti olanlar bir diş hekime gitsinler diyorsunuz. Gitmesi gerekiyor. Evet. Çok sıcak içeceği tavsiye eder misiniz? Yani sıcak içeceğin sıcak bir yiyeceğin ardından soğuk bir içecek, soğuk bir içeceğin ardından sıcak yiyecek kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Tavsiye etmiyoruz. Dişlerde hafif çatlamalar meydana geliyor Evet. minesinde. Bu da var ama değil mi? Çok Çok sıcak. yapılıyor. Görülmeyen, mesela ışık altında baktığımızda minede küçük çatlaklar çoğu insanda görüyoruz. Çorbadan sonra soğuk su Evet, içen, soğuk evet. su içen oluyor. Mesela Evet. Peki kabuklu ceviz veya fındığı dişiyle kırmaya ne dersiniz efendim? Kırılan, dünyada her cisim kırılır yani. Diş de kırılır. Evet. Yani bu da ona benzer. Kabuklu bir şeyle fındık, fıstık kırmaya çalışırsak kırılır yani. Bazen ayçiçeği çok çitliyor insanlar ve görüyoruz ön dişlerinde belirgin, böyle iki dişlerinde ay şeklinde deformasyonlar oluyor Yani ve gelir. ayçiçeğinden bile oluyor. Ayçiçeğinde bile sürekli yaparsak oluyor. Enteresan. Fındık fıstıktan da oluyor. Özellikle çok büyük bir dolgunun üstünde fındık fıstık kırmaya çalışırsak, ceviz kırmaya çalışsak oluyor yani. Evet. Bunlara hiç gerek yok değil mi? Hepimizin Hiç. bir aleti var. Evet. Onlardan yapmaya daha şey. Ama ne yazık ki dişleriyle diş cevizi diye bir şey var Kıbrıs'ta. Siz de bilirsiniz. Böyle küçük cevizler olarak bilinir. Onları dişiyle kırmaya bayılan bir sürü insanımız var. Ve bazı insanlar diyor işte ben yaptırdım, damak porselenini çaktım, ceviz bile kırıyorum, git yaptır. Bu da güzel. Ama onlar sizin değil ki. Yani o Ya porselenler de. onlar da kırılır yani. Onlar da kırılır. Evet. Peki. Aşınır. Dolgu yapılan diş çürür mü? Dolgu yapılan diş çürür. Çünkü dişimize iyi bakmazsak o dolgu aralanıyor ve oradaki dolguyla dişin birleştiği mineyi ve dentini de aşarak oradan da çürük meydana gelebiliyor. Yani ben dişimi şey yaptım, doldurdum diyerekten rahat etmek veya doldurdum diyerekten olayı bitirmek gibi bir durum yok. Yok. Yani tekrar çürüyebilir, altından çürüyebilir. Bu Evet. daha zor bir tedavi midir? Veyahut diş taşı meydana geliyor arada. Oradan yine dolgu aralanıyor ve tekrar çürüyor. Bu daha zor bir tedavi midir? Evet, bu sefer kan, yani büyük ihtimal öyle gelenler alttan olduğu için anlamıyor ve kanal tedavisi yapmak zorunda kalıyoruz. Tatsız. Peki bu beyaz dolgularla metalik dolgular olmak üzere dolgularımız var. İşte amalgam dolgu mu dersiniz veya işte beyaz veya metalik olanlar olarak söyleyeyim. Tabii bir ara metalik olanları sevmiyordu Ve herkes kişi. hekime gidip değiştirdi. Türkiye'de Öyle bir şey var bir mı? yazı çıkmıştı. Evet. Çok yoğun bir ara gibi birkaç ay önce herkes gidip metalik dolgularını, işte civa var metalik amalgamın içinde. Öyle bir söylenti ama bence yani amalgam, özellikle beyaz dolgular sıcak ve soğuk hassasiyeti yapabiliyor belli bir dönem dişe alışma. Çünkü kimyasal ilaçlar. Ama amalgam özellikle canlı dişlerde hiçbir hassasiyet yapmıyor. Zaten ben hatırlarım o dönemi. Biz de o dönemde oradaydık ve gidip sorduk hocalarımıza. Dedik ki ya bizleri de değiştirin. Olur mu öyle şey dedi. Dolgulu dişi oymak doğru değil ve orada Evet, bir daha miktar yine dentin mine ya. kaldırmak zorunda kalıyoruz onu değiştirirken. Onun için çok tavsiye ettiğimiz bir şey değil. Bir sebebiniz olmadan da dişlerinizi Nedir? değiştirmeyin. Amalgam dolgu da mekanik şeylere daha dayanıksızdır. Evet. Daha dişi de kırabilir. Evet. Tabii siz Her hangisi? şeyin bir dezavantajı. Ama siz ona göre seçip koyuyorsunuz. Evet. Koyduktan sonra da onu ben beğenmedim deyip İşte çıkarmanın da çoğu... zararı yüksek değil mi? Hı. Peki.
Kanal tedavisi nedir efendim? Son iki sorum kaldı. Kanal tedavisi zor bir tedavi midir? Ağrılı bir tedavi midir? Nasıl yapıyorsunuz kanal tedavisini veya hangi hastalara yapıyorsunuz? Kanal tedavisi dişin sinirlerinin bulunduğu pulpa odası dediğimiz bir kısım var. Oradaki pulpanın çıkarılması sonucu yapılıyor. Çünkü artık dişin kanalı sinirlerinden dolayı sürekli bir baskıdan dolayı bir ağrı oluyor ve biz onları almak zorunda kalıyoruz. Zaten bir enflamasyon başlıyor pulpa odasının içinde. Biz onu yavaş yavaş temizliyoruz. Pulpa odasını çeşitli dezenfekte ediyoruz, çeşitli sıvılarla yıkadıktan sonra. Oradaki birkaç seans sürekli hasta gidiyor. Oradaki bütün aerob, anaerob bakterileri uzaklaştırıyoruz. Ve kökün içine de dolgu koyuyoruz. En son kendi dişin üstüne de dolgu koyuyoruz. Aslında dişi bir nevi cansız halde kurtarıyorsunuz. Cansız oluyor artık, bütün duyularını kaybediyor. Ama kurtarıyorsunuz en Evet, azından. zaten hastalar kanal tedavisi olsa ileride ağrıyor, gene sıcak ağrısı oluyor. Tekrar kanal tedavisini yenilemek gerekiyor ve hatta artık büyük bir enfeksiyon olmuştur. Çekmek gerekiyor, kronikleşiyor. Evet. İnşallah o aşamaya gelmesin kimsenin İşte şey. bazen çok geciktiğin zaman kanal tedavisi, ne kadar kanal tedavisini yapsak da Kurtaramayabiliyoruz. kurtaramayabiliyoruz. Peki 20 yaş dişler efendim. Her 20 yaş dişlerini çekiyor musun? Ya genelde bazı 20 yaş dişleri çok eğri geliyor. Hastaların çenesini daraltıyor veya işte insanların ön dişlerini eğiyor. Onları çekmek gerekiyor. Ve gömülü kaldığı yerde iltihap oluyor. Üstü yarım et olarak sarkıyor ve onun içinde gıda artıkları birikiyor. Onları da çektiriyor çene cerrahlarına yollayıp. Ama bazen çıkmış oluyor, sürmüş oluyor. Hastanın çenesi geniştir. Orada kalmasında bir sakınca yok. Çünkü bazen bir öndeki dişi de kaybettiğimiz zaman köprü yapmak zorunda kalabiliyoruz. Onlar da destek diş olarak ağızda tutmakta fayda var. Fayda var. Çok şikayet olmazsa. Olmuyorsa veya yeri varsa veya o yere Veya girdiyse. evet, tam yerleştiyse. Evet. Bir de iyi fırçalayabilecek durumdaysa hasta, fırçayla o bölgeye de girebilecek Ulaşabiliyorsa. durumda. Sakıncası olmuyor. Peki. Sevgili Pervin Hanım ben çok teşekkür ederim. Bu akşam bizlerle birlikte oldun. Ve gerçekten çok pratik bilgileri aktardık sevgili izleyenlerimize. Çünkü diş sağlığı aslında ne derler? İnsanın sağlığı başta başlarmış. Dişler Evet. de bunun en önemli göstergesi. Çünkü yüzümüzün en önemli açılış yeri, dıştan gelen mikropların girdiği nokta, artı sağlığın başladığı yer bence dişlerin Evet. olduğu bölge ağız. Onun için diş sağlığımıza, ağız sağlığımıza dikkat etmekte çok büyük bir önem var. Böbreklerimiz olsun, kalbimiz olsun, her konuda diş sağlığının önemi büyük. Demin söylediğim gibi bir kanser markörünü bile Evet. dişteki çürük artırabiliyor ve siz de onunla uğraşıp duruyorsunuz. Acaba nereden çıktı diye, bu nereden oldu diye kafamızı bile Evet. karıştırabiliyor. Onun için bu akşam dişe dair birçok söylem yaptık. Sizlere, genç arkadaşlara bu ülkede en iyi şekliyle mesleklerinizi icra etme dileğim olsun. Çünkü gençler belki de bizim birkaç yıl önce demeyeyim, tabii kaç diyeyim de yaşım belli olmasın. Çok yıllar önce başladığımız bu serüvende sizler yeni yeni başlıyorsunuz. Onun için yolunuz açık, önünüz ferah ve istediğiniz şekilde mesleklerinizi icra etme şansı dileyim sizlere yeni yılda. Evet efendim, biz Tıp Dünyası programında bu akşam da sizlerle birlikte diş hekimi arkadaşımız sevgili Pervin Hanım'ı ağırladık ve diş sağlığı konuştuk. Aslında çok pratik konular aktardık sizlere ve diş sağlığında diş fırçalama dedik. Eminim ki ben evinde oturup da şu anda bizi izleyenler arasında dişlerini fırçalamayan insanlarımız var. Lütfen biz fırçalayalım, çocuklarımıza örnek olalım ama doğru fırçalayalım. Sadece fırçalamak için değil, nasıl yapılacağını öğrenerek yapmamız gerektiğini öğrendik bu akşam. Tabii ki ara iç yüz dediğimiz ara yüz fırçaları da varmış özel. Ama ben dahil bunları yapmıyorduk. Şimdi bunu da öğrendik, bunu da yapacağız. Diş sağlığımızı koruyacağız ki bizimle birlikte uzun yıllar sağlıklı bir şekilde bizi idame ettirsinler. Ceviz kırmak için değil efendim. Evet, sağlıkla, mutlulukla ve yeni yılın, çünkü biz yeni yılın ilk programını yaptık bu akşam. Yeni yılın sizlere sağlık, mutluluk ve huzur getirmesi dileğiyle iyi hafta sonları ve gelecek hafta yine bu ekranlarda bir başka arkadaşla birlikte olacağımızı da söyleyerek iyi akşamlar efendim.